Fakat alışkın olmadığımız bir durum, bu depremi normalleştiremiyoruz. Yani deprem normal bir doğa hareketi, fakat bizim için olağanüstü kötü durumlar yaratıyor. Çünkü depreme hazırlıklı değiliz, çünkü depreme göre yapılarda yaşamıyoruz, çünkü depreme göre bir toplum yapısı yok, ona göre bir sosyal hayat, yardımlaşma, organizasyon yok ve en küçük bir deprem bile kaosa neden oluyor. Bu kaoslar da kötü sonuçlar ortaya doğuruyor. Şu andaki depremde de şu ana kadar gördüğümüz bunlar, depremin yıkıcı etkileri ortaya çıkıyor. Bunun dışında bir kaos ortamı var. Hava soğuk, insanlar nerede kalacağını bilmiyor, nerede barınacağını bilmiyor. Yardım, kimler yardım eli ulaştıracağı belli değil. Gelen haberlere göre şu anda bazı yerlerde de hala enkazda olup da oraya bir yetkili bile gidememiş. Bu koordinasyonlar Türkiye'deki bütün depremlerde oluyor. Ne yazık ki buradakinde de ortaya çıktı. Şu anda bu deprem için gördüğümüz ilk durum bu, bu depremlerde. Sadece Van değil, bugünkü depremde de gördüğümüz gibi Türkiye'nin hiçbir yeri hazırlıklı değil bu depremlere. Çünkü bu depremler bir master plan olması gerekir. Yani ulusal bir master planıyla olması lazım. Buna göre, bölgelere göre deprem yapıların özellikleri belirlenmesi lazım. Depremden sonra olabilecek sosyal hayatın normale dönmesi için gereken, krizlerin yönetilmesi için gereken bir sistem olması lazım. Bunlar yok. Bugün baktığımızda Japonya, Güney Kore gibi uzak doğu ülkelerinde 8,5-9 şiddetinde depremler görüyoruz. Ve onlar için çok kısa süreli deprem olup bittiği andan itibaren kalıyor. Bazen haber değeri bile olmuyor. Çünkü depremin sonuçları olmadığı için, insanlara zarar veren sonuçlar olmadığı için haber değeri de olmuyor. Katlı bina da yıkılabiliyor, 5 katlı bina da yıkılabiliyor. Dolayısıyla bu tür bu deprem ders alındıktan sonra nitelikli, programlı bir deprem yol haritası, depreme karşı hazırlık yapılmadı ve ne yazık ki böyle bir deprem olsa yine doğru bir sonuç ortaya çıkmayacak ne yazık ki. Van içinde durum böyle. Yani. Bundan sonra yapılması gerekenler elbette ki deprem için bir master planı olması lazım. İmar planları olması, kat yüksekliği, bu kat yüksekliğine göre beton sınıfları, demir sınıfı, işçilik, komple bir bu bütündür yani. Yapıların sınıfı, depreme dayanıklı yapılar dünyanın her yerinde yapılıyor. Deprem anında çok iyi performans sergileyip yıkılmayan yapılar var. Japonya'da, Güney Kore'de, uzak Doğu Avrupa ülkelerinde, Asya ülkelerinde bakıyorsun 9 şiddetteki depremlerde kuleler bile yıkılmıyor. Bunlar yapılabiliyor. Bu tür yapılar mevcuttur. Bu tür yapıları imar planlarına getirip belediyelerde müteahhitlerin bu tür binalar yapması önü açılırsa elbette ki depreme karşı daha korunaklı oluruz. Daha doğru yapılarda, sağlıklı yapılarda kalırız. Kat yükseklikleri belli orana gelmesi lazım. Her bölgeye her kat yüksekliği verilemez. Belli standartlarda bakıyorsunuz mesela depremde en çok çok katlı yapılar yıkılıyor. 3 katlı yapılar, 2 katlı yapılar yıkılmıyor. Çünkü yapının kendi yükü az olduğu için dolayısıyla deprem anında da belli kriterlere göre yapılmışsa yıkılmaz. Ama çok yüksek yapılar yapıyorlar ve o çok yüksek yapılar kaliteli işçilikle olmuyor ister istemez. Denetimler iyi olmadığı zaman her ne kadar doğru malzeme de kullanılsa doğru sonuç elde edilmiyor. Bu tür şeylere maruz kalıyoruz. Dediğim gibi bu komple bir master planı şeklinde olması lazım.